Az önce geçmiş tezkere oylamalarına baktık. Dikkat çekici husus tabii ki CHP'nin tavrı. Yani daha önce Libya tezkeresinde bir hayır demesi durum vardı. Suriye ve Irak tezkeresinde yani istemesek de evet dediğimiz noktalar var gibi bir ifadesi olmuştu. Bu arada ben yanılıyorsam düzeltsin demiştim. Fatih abi lütfen istirham ediyorum. 2019'daki tezkere Libya mıydı? Onu bir yanlış bilgilendirmiş olmayayım. O tezkereler hangi tezkereler? Onu da doğrusunu söyleyelim. Ümit Koca Sakal sizle başlayalım. Nasıl bir tavır bekliyorsunuz? Bu tavır nasıl okunur, nasıl tartışılır tezkere oylaması sonrasında? Hatta tezkereden sonra belki İsveç'in NATO üyeliğini de konuşuruz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii ben baştan şunu söyleyeyim. Tabii davetiniz için teşekkür ediyorum. Yani ben dış politika uzmanı değilim ama uzmanlarından en azından takip ediyorum. Ve bir yurttaş olarak da ve bir hukukçu olarak da elbette bir fikrim var. Çünkü baktığınızda hani uzmanlığım olmayabilir ama sonuçta bu da aslında bir duruşun yansıması olacaktır. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kere bu terör örgütlerinin ne olup ne olmadığını iyi anlamak lazım. Yani bugün biliyoruz ki artık en azından çoğu insan biliyor ki bu örgütler aslında bir takım küresel güçlerin taşeronu olarak görev yapıyor. Yani küresel vekalet savaşlarının, operasyonların bir piyonu ve taşeronu. Yani ben şöyle mesela şimdi PKK değil mi? Yani Allah aşkına şimdi PKK Türkiye'de bir eylem yaptığında veya Türkiye'ye saldırdığında aslında saldıran terör örgütü değil ki. Onu saldırtanlar. Yani bir şey oluyor, Türkiye birilerinin ayağına basıyor veya hoşa gitmeyecek bir şey yapıyor. Oradan kuklacı düğmeye basıyor ve saldırtıyor. O yüzden hani şunları da ekleyeyim. Yani ben önemli bulurum. Olayları ve kişileri okuma kılavuzu diye yıllardır bunları söylemeye çalışıyorum. Yani bir kere her zaman için parçaya değil büyük resme bakmak lazım. Çünkü binlik bir yapbozda hiçbir parça tek başına anlam ifade etmez ama hepsi bir araya geldiğinde çok ciddi bir şey görebilirsiniz. Görülmesi istenmiyor. O yüzden parçalanıyor. İkincisi bizim hani hep söylüyorum Hacivat Karagöz gölge oyunumuz çok öğreticidir. Çünkü orada oynayana veya oynayanlara değil oynatıp seslendirene bakmak gerektiği görülüyor. Biliyorsunuz perde önünden izlediğinizde güya birbirine giren iki kişi görüyorsunuz ama gerçek perdenin arkasında gizli. Bir bakıyorsunuz ki aslında birbiriyle kavga eder gibi görünen iki kişiyi oynatan da aynı kişi, seslendiren de aynı kişi. Üçüncüsü de biz satrançta hep taşlara bakarsanız olmaz. Satrancı hep gene söylüyorum. Atlar, kaleler, filler, piyonlar oynamaz efendim. O taşları oynatanlar oynar. Yani siz piyon kendi kendine iki çıkmıyor. Kimin o piyonu iki çıkardığına bakmanız lazım. Şimdi buradan hemen hızla sorunuzun tam karşılığını kendimce vereyim. Ya bir kere bence Mehmet Akif Bey, ya şunu yapmak lazım. Ben ilkesel bir şeyler söylemek istiyorum o anlamda. Bir kere devletle hükümeti ayırt etmek lazım. Ya bakın, hükümete muhalefet edersiniz. O altyapısını koyarsınız ama gene hep söylüyorum. Devlete muhalefet olmaz. Ülkeye muhalefet olmaz. Milli çıkarlara muhalefet olmaz. Bu bir. İki, dışarıda sizin gücünüzün daha etkili olabilmesi için iç cephenin sağlam olması gerekiyor. Yani iç cepheniz ne kadar sağlamsa dışarıda da o kadar kuvvetli olursunuz. Bakın Büyük Önder bile savaşlar kazanılır kaybedilir diyor dışa karşı. Ama diyor iç cephe sağlam olmalı. İç cephe sağlam oldukça her şeyi yaparsınız ama iç cephe sağlam olmazsa maalesef her şey çöker. Yani dolayısıyla şimdi burada Türkiye'nin konumu belli Mehmet Akif Bey. Hı hı. Uluslararası güç savaşları ve bunların terör örgütleri üzerinden yapıldığı da belli. O zaman şimdi ne işimiz var Libya'da olmaz? Yani sizin Libya'da devlet aklının bana göre yaptığı o hamle bugün sizi çok başka yere getirdi. O hamleyi yapmasaydınız çok kötü olurdu. Ne işimiz var Suriye'de olmaz? Ne işimiz var Afrika'da olmaz? Bakın bugün
Afrika'da daha önceden Afrika'ya girmiş olmanın avantajlarını görüyoruz. Fransa'nın düştüğü durum ortada, Türkiye'nin geldiği durum ortada. Dolayısıyla ben burada şöyle düşünürüm. Yani Türkiye'nin çıkarları, ulusal çıkarları bakımından bu tezkereye yani hayır denilmesini anlayamıyorum. Ha, bakın siz güzel bir şey söylediniz Mehmet Akif Bey. Dediniz ki yeşil solu hayır diyeceğine eminiz. Niye? Niye eminiz peki? Çünkü Türkiye Partisi değil. Yani şimdi ben hatta bir yazı yazmıştım. Yeni olta yeşil sol diye. Yani HDP kapatılacak işte hani yerine, ama yeşil sol yeterince avlayamadı herhalde isminden dolayı. Şimdi ismini değiştiriyor. Değiştirdi hatta bildiğim kadarıyla. Demokratik Halklar Partisi. Partisi şimdi o olta yetmemiş. Halkların Demokratik Partisi tersine döndü sadece. Bravo. HDP bakın, DHP oldu. Bravo. Yani ne oluyor? Cisim aynı, isim değişiyor. Ve ben en üzüldüğüm şey ne biliyor musunuz? Birincisi bu hukuka karşı hileye nasıl izin veriliyor? Hepimiz biliyoruz ki anayasaya göre kapatılan bir partinin devamı niteliğinde parti kurulamaz. Nasıl oluyor da yapılıyor, ediliyor? O bir. İkincisi lafa gelince Türkiye Partisi, böyle mi olacaksınız? Yani Türkiye'nin ulusal çıkarlı, ne kadar ulusal çıkarı varsa onun karşısında yer alarak hayır diyerek mi olacaksınız? Şöyle bitireyim değerli Nasuhi Bey'in de zamanını almayayım. Şöyle bitireyim. Ya bakın bir orta oyunu var. Şimdi Türkiye İşçi Partisi hayır dedi. Peki hani bir sosyalist partinin en önemli şeylerinden biri nedir? Amerika Orta Doğu'dan defol. Değil mi? Ya da Amerika'ya karşı bir şey söylemek. Peki ve NATO'ya hayır demek. Peki NATO oylamasında, Finlandiya oylamasında nasıl oldu da ben bütün partileri orada kınıyorum ben şahsen. Ama en kötüsü ne biliyor musunuz? Ya sıfıra karşı 200 küsur oyla kabul edildi. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir tip, bir HDP, hani çok tırnak içinde sol ve sosyalistler ya, gidip orada göğüslerini gere gere NATO'ya da Amerika'ya da dolayısıyla Finlandiya'ya hayır diyemedi. Yani şimdi İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği aslında İsveç ve Finlandiya ile mi ilgili? Hayır. Amerika'nın ihtiyacı ve sıfıra karşı orada o oylamanın sonucunun olması benim açımdan kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla ben... Ya oralar o kadar karıştı ki Sayın Koca Sakal. Ya yani evet, baktığınızda evet. PKK'da Marksist-Leninist bir terör örgütü ama Amerikan askerleriyle antikapitalist, anti-emperyalist, Amerikan karşıtı falan bir örgüt. Buradaki sol fraksiyonların, aşırı sol grupların zaman zaman gittikleri, bir takım temaslar kurdukları bir yapıyken Amerikan askerleriyle, Amerikan çizmeleriyle, Amerika'nın verdiği üniformalarla falan takılıyorlar yani Suriye'nin kuzeyinde tam, şu an. Tam söylemek istediğim buydu işte Mehmet Akif. O yüzden ne dedim bakın, perdenin önünden izlediğinizde gördüğünüzle arkaya geçince gördükleriniz farklı olur. Bugün ben söylüyorum, kim sol, kim sağ, kim muhafazakar, anlatabildim mi? Yani sol yumruğu kaldırmakla solcu veya devrimci olunmuyor. Tekke ve zaviyelerin yeniden açılması için kanun teklifi vererek, her sene bir takım feodal ağları anarak, Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt kökenli yurttaşlarımızın kanını emen feodaliteye, toprak ağlığına tek bir laf söylemeyerek, NATO oylamasında gidip bir yerlerde resim çektirerek, solculuk oynanarak da solcu olunmuyor, ya da diğer bir takım şeyleri, şekli şeyleri yerine getirerek de efendim milliyetçi veya muhafazakar olunmuyor. Burada bu ne kadar böyleyse, öbür tarafta da kendine muhafazakar diyen insanların bir kısmı, hepsine bir şey diyemem ama bir kısmı ise karın muhafazasıyla yetiniyor. Yani muhafazakar değil, muhafazayı kar. Yani dolayısıyla bunlar şekli şeyler ama son söyleyeceğim şu olsun. Tekrar söylüyorum, devletle hükümet başka şeylerdir. Eğer söz konusu olan ülkenin, Türk milletinin ve ulusal çıkarların bekası söz konusuysa, burada herkesin devletin yanında yer alması gerekiyor. Geleceğimiz için de, diğer hususlar bakımından peki da. O yüzden devlete, ülkeye ve milli çıkarlara muhalefet olmaz. Olmamalı, iç cepheyi sağlam tutmalı ama burada iktidarın da ben çok büyük eksikliklerinin olduğunu,
ve bu iç cephenin sağlam olamamasında iktidarın da gereksiz kutuplaştırıcı söylemlerinin etkili olduğunu düşünüyorum. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara. Peki, devam edeceğiz konuşmaya.